Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları böyleydi. Enflasyon ve diğer tüm başlıklarda değerlendirmeleri oldu. Konuşacağız. Konuklarımız var. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Funda Başaran Yavaşlar. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız için. Şimdi şöyle, enflasyon raporu bize ne söyledi bu sunum? Onunla başlamak istiyorum. Özetin özeti, sanki enflasyon bir süre daha önümüzdeki yıllarda bizimle beraber rahatlama içinde 2025'i görür gibiyiz, ama çok da ciddi bir artış var tahminde. %22'den %58'e gelmiş. Sizce makul müdür bu tahminler? Gerçeğe, rasyonele yakın mıdır? Burak Hocam, buyurun sizinle başlayalım. Evet, teşekkürler. Yani şimdi buradaki temel nokta, daha önceki toplantılarda ya piyasa katılımcılarının, akademisyenlerin de çok fazla yani realizm anlamda tatmin etmeyen bir açıklamaya oranla daha pozitif bir şey görüyoruz. Yani 58 yüksek, tabii 22 kabul edilir bir rakam değil. Yani dolayısıyla daha bir reel, daha bir gerçekçi bir şeyle uğraştığının sinyalini alması piyasa katılımcılarını bu anlamda daha fazla memnun etmiştir. Sonrasında da devam edecek bahsettiğiniz gibi. 2024'ü hedef alması da pozitif iki anlamlı. Hem zaten seçim öncesi çok daha da radikal bir şey yapmadan ve daha önceki şeyleri de fazla kurcalamadan bir sonraki aşamaya getirmek anlamında önemli. İkincisi de tabii ki etki zaman içerisinde olacak. Yani benim öngörüm 2024 başı, özellikle de seçimin bitmesi sonrasında daha, yani gereken neyse orada daha rahat yapılabilir. Ama şu aşamada eldeki mevcut imkanlarla çok da fazla sorunu bozmadan, daha da fazla ekonomiyi sıkılaştırmadan bir sonraki aşamaya geçirmek. Burada da kullandığı kelimeler dinamik optimizasyon falan gibi, aslında endüstri mühendisliği kökenli olmasının da şeyle. Yani bunu ben optimize edeceğim, kimseye yani olabilecek orta yollu en ideal çözüm budur mesajı. Ya bu pozitif algılandı. Yani bir süre bizimle ama geçici bir süre olarak nitelendirdi, evet. Merkez Bankası Başkanı. Evet. Yani enflasyon geçici bir süre yükselecek dedi. Sonra 2025 için %15 olarak bir tahmin verdi. O bile aslında tek hane değil yani. Değil tabii. Yani 5 gibi bir hedef zaten, ben burada genel olarak bu felsefesine şeyim. Yani Türkiye gibi bir yerde 5 gibi bir hedef çok yani anlamlı bir değil. Realist ama değil. Ama ondan da vazgeçmeyeceğiz. Ama, ama 15 gibi bir hedefe yakınlanabilir mi? Rahat yani çalışılırsa çok rahat olacak bir hedef. Yani gerçekçilikten uzak değil. Yani bence pozitif tarafı bu. Yani negatif yandan da bakabiliriz. Yerler var ama pozitif taraf sanki biraz daha bardağın dolu tarafı daha fazla öne çıkıyor. Daha etkili ve daha böyle konuya daha vakıf, teknik tarafı olan ve gerçekçi bir şey nedeniyle de piyasada da yeteri kadar bir olumlu bir giriş yaptığı görüşündeyim ben açıkçası. Siz genel algının, yani çünkü çok bekleniyordu yapacağı, evet, açıklama Merkez Bankası Başkanı'nın pozitif olduğunu ifade ediyorsunuz piyasada. Evet, yani birkaç rötuş, birkaç minör şeyden bahsedebilirim. Mesela mevduat faiziyle ilgili bir soru vardı. Bence o cevap çok tatminkar olmayabilir. Çünkü mevduat faizini artırmadan, hatta onu aşağı indirerek biz devam ettik demek sıkılaştırma için çok uygun bir mesaj değil. Dolardan TL'ye dönüş için bu tip şeyler gerekiyor. Buralarda 3-5 tane şey sunabilirim ama bardağın dolu tarafından baktığımızda sunum etkisi ve teknik konuya hakimiyet ve bazı anlamlarda bir önceki sunumlardan oldukça daha gerçekçi ve konuya daha teknik ve bütüncül bakması bence olumluydu. Teşekkür ediyorum. Funda Hocam, siz bardağın ne tarafından nasıl baktınız onu soracağım. Bir de böyle çokça makro ihtiyati tedbire vurgu yaptı Merkez Bankası Başkanı ve hatta sanki anlatırken bile el hareketiyle böyle bazı şeylere en kısıtlayıcı olana dokunursunuz, çekersiniz, sonra onun etkilerini gözlersiniz, bizim de yapmamız gereken budur gibi bazı mesajlar verdi. Mesela önümde makro ihtiyati tedbirler hediyesi olmasaydı diye de biraz ben böyle şey anladım, hani bu komplike makro ihtiyacı tedbirler önümde olmasaydı daha farklı adımlar atabilirdik gibi bir ifade de vardı, biraz da ironik geldi. Ne gördünüz, nasıl yorumladınız hem enflasyon için hem de bardağın dolu tarafı dedi Burak Hoca, siz ne taraftarsınız? Evet, öncelikle Merkez Bankası'nın görevi, Merkez Bankası kanununa bakıldığında fiyat istikrarını sağlamaktır. Yani enflasyonu önlemektir.
Gaye Hanım'ın sunuşunda da bunun vurgusu vardı. Yani Merkez Bankası'nın artık temel görevine geri döndüğünü gördük. Biz temel görevine artık amaç edinmiş olduğunu gördük. Bence sunumun en önemli tarafı buydu. Buradaki vurguydu. Demek ki bundan sonra artık hükümet, Merkez Bankası tabii ki hükümetle birlikte uyumlu şekilde çalışacak. Arka tarafta bir koordinasyon muhakkak ki var. Dolayısıyla demek ki hükümet artık enflasyonu indirmeyi hedeflemiş vaziyette. Bu açıdan son derece olumlu. Prezentasyon bakımından da, sunum bakımından da teknik detaylara hakim olması yetkinliğini ortaya koydu. Ama unutmamak gerekiyor ki Merkez Bankası'nın elinde para politikası araçları var. Merkez Bankası bu amaca para politikası araçlarını kullanarak ulaşabilir. Burada da dar bir alanda hareket ediyor. Şimdi genel bir tablo okuyuşu yaparsak eğer, pandemi sonrasında bütün dünyada enflasyon arttı. Çünkü pandemi esnasında bütün devletler hane halklarını ve işletmeleri desteklemek için piyasaya bol miktarda para sürdüler. Şimdi o piyasadaki para bolluğunun yaratmış olduğu enflasyonu ortadan kaldırmak için parayı geri çekmeye çalışıyorlar. Burada Amerikan Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası parayı geri çekerken faiz aracını kullanıyor. Şimdi Sena Hanım, elinizde eğer para varsa bunu iki şekilde kullanabilirsiniz. Ya tasarruf edersiniz, yatırıma yönlendirirsiniz ya da harcarsınız. Şimdi Amerikan Merkez Bankası ile Avrupa Birliği Merkez Bankası faiz aracını kullanarak, yani yatırımı daha cazip göstererek piyasadan parayı çekmeye çalışıyor. Bizim Merkez Bankamız piyasaların beklediği oranda bir faiz artışı yapamıyor. Yapamadığı için de dediğim gibi dar alanda hareket ediyor. Mesela ne yapıyor? Zorunlu karşılıkları yükseltiyor. Zorunlu karşılıklar %15'e çıkmış vaziyette. Yani zorunlu karşılık nedir? Bankalar mevduat hesabı açtıklarında açmış oldukları bu mevduat hesabı için Merkez Bankası nezdinde bir karşılık bulundurmak zorundalar. İşte bunun miktarını yükselterek piyasadaki parayı bu şekilde bankalar üzerinden çekiyor. Fakat burada ağırlıklı olarak uygulanan politikanın ben maliye politikası olduğunu görüyorum. Yani vergiler burada çok ağırlıklı bir şekilde kullanılıyor. Bunun devam edeceğini düşünüyor musunuz? Yani bu vergilerin ağırlıklı kullanımı önümüzdeki aylarda da devam edecek ve yine ÖTV'sine, KDV'sine vergi artışları görecek miyiz? Zaten ÖTV'de akaryakıt bakımından biliyorsunuz şeye bağlandı, enflasyon artışına bağlandı. Yani 6 ayda bir enflasyon oranında zaten kendiliğinden bir yenileme olacak. Ve Cumhurbaşkanı'na da bu artışları, bu yeniden değerleme ya da işte efendim kendisinin artırmış olduğu miktar üzerinden ortaya çıkan en yüksek rakam üzerinden tekrar 5 katına kadar artırma yetkisi verildi yasada yapılmış olan düzenlemeyle. Dolayısıyla ÖTV'de, akaryakıtta biz önümüzdeki dönemlerde çok daha yüksek artışlar görebileceğiz. Akaryakıtta piyasadaki bütün malların girdisini etkiliyor. Bu zaten hepimizin malumu. Dolayısıyla görebileceğiz bence daha başka vergi artışları. Yeni vergiler de tabii ki söz konusu olabilir. Mesela bu haftanın gündeminden bir tanesi de boş taşınmaz vergisiydi. Böyle bir takım yeni enstrümanlara yönelmiş olduğunu da görüyoruz hükümetin. Peki biraz, Durum bu şekilde. peki şimdi pek çok sorum var sizlere, o yüzden biraz hızlanmak istiyorum. Mesela bir soru şöyle geldi Burak Hocam, dedi ki bir gazeteci meslektaşım, burası serin ama dışarısı sıcak, pazar da çok sıcak, insanların ciddi bir geçim sıkıntısı var, ne zaman rahatlayacak insanlar diye sordu. Merkez Bankası Başkanı, sizin oturduğunuz yer evet serin, salon serin ama ben spotun altındayım, burası da sıcak yanıtını verdi. Yani bir yanıyla Merkez Bankası'nın evet anlaşılan o ki yıl sonu enflasyon tahmini %58'e çıktı ama bu çok da ciddi bir artış. Dolayısıyla biz zaten böylesi bir enflasyonist ortamdayken markette, pazarda gerçekten yazın domatesi 25-30 liralarda görüyorken önümüzdeki süreçte daha ne göreceğiz sorusunu sorduruyor. Yani oradaki açıklama gayet şey, çünkü yani orada sorunların bir şekilde kendi bahsettiği, diğer demin de sizin de söylediğiniz gibi elde çok ciddi bir hani tabiri caizse bir enkaza yakın bir şey var. Yani bir iç içe geçmiş bir sürü yönetmelikler var bir yandan, yüksek bir enflasyon ve bir şekilde de
kredinin dönmesi için de bir sürü baskı var piyasalarda. Şimdi bunları böyle birden çekmek çok zor. Hani eskiden böyle bir Mikado'nun çöpleri diye bir şey vardı. Böyle bir sürü çöp arasından siz hiçbirini bozmadan çekmeniz gerekiyor. Şu anda Gaye Hanım'ın önündeki şey ya da her böyle birini böyle... bomba imha timleri notitizlikle Evet, çalışması aynen gibi öyle. bir şey Evet. hatırlat. Herhangi bir kombinasyonlarda yaptınız mı? Yani hakikaten çok güzel örnek. Uçabilir. Yani dolayısıyla bütün bunlar farkında doğal olarak bu farkındalığı sunması çok bence olumlu. Ha, bunu çözebilir mi sorusu bambaşka bir soru ama zaten şu anda yani beklenti acaba bunu çözmeye yetkin ya da istekli bir grup geliyor mu gelmiyor muydu? Bundan 3-5 ay öncesine bakarsak aynı yönetimin devam ettiğini düşünseydik mesela kötü bir Bu senaryoda. Yani açıklamayla siz yetkin ve istekli bir grup geldi diyebiliyor musunuz bu rapor sunumundan sonra? bence burada yani şimdi neler yapılabilir kısmı bambaşka bir soru. Çünkü gerçekten siyasi tarafı var, iktisadi tarafı var. Ama konulara vakıf ne yapılsa ne olabilir hakimler ama burada neye dokunabilirler? Böyle önümüzde seçim var. Alışılmış bir piyasada faizin ciddi anlamda negatif reel faizden giden büyükçe bir kredi piyasası oluşmuş. Konut piyasası bütün nereye dokunsanız illa bir etkisi çıkacak. Dolayısıyla vatandaşın pazarda ya da benzeri bir yerde kendisine dokunmasının çok zaman alacağını bir kere onu söyleyeceğiz. O fedakarlık sırasında deminki hocamızın da bahsettiği gibi maliye politikaların çok daha güçlü ve çok daha halkın genel alım gücünü genel alma kapasitesini de zorlayacak bir şekilde gidersek tabii rahatsızlık daha da yüksek olacak. Burada para politikasını tabii şeyden çıkartmak gerekiyor. Çünkü kendi sınırı içerisinde bir şeyler yapmak durumunda. Ama burada tabii hükümete artı diğer tarafa da çok iş düşüyor. Ama çok kolay bir görev değil. Ben hani daha da geriye sararak 2018'den beri hani ekonominin böyle bir rahatlamasını imkan tanımayan seçim, büyüme, pandemi vesaire bunun tüm bu süreçte hep büyüme, hep istihdama yönelik tabiri caizse hiç dinlendirmeden bir at yarışı gibi koşturuyorsunuz ekonomiyi. Şu anda bir rehabilitasyon noktasındayız ve bu çok zaman alacak ve etki yani yanlış yerlere de dokunmamamız gerekiyor. O anlamda ben hani bunlara farkında olduğunu hissettirmesi olumlu geldi bana. Ama sorun öyle kolay çözülecek gibi değil. Bir de 2024'ün bir artısı 2023'teki bütün bu yaşananlar muhtemelen seçime yakın. Belki biraz daha da bu açılmalar olacak. Bunları bilmiyoruz. Şu anda vergiler var ama orada belki tekrar bir asgari ücret artışı Ocak'ta falan. Bunlar da tekrar bir yük binecek ve 2024'de o yüzden bir beyaz sayfa olarak açıklıyor. Ama 2023'te o anlamda enflasyon anlamında kayıp yıl tartışması yok bununla. Peki, çok teşekkür ediyorum Funda Hocam. Doları tutmuyoruz ifadesi vardı. Şimdi Bakanlık ve Merkez Bankası arasında bir protokole atıf yapıldı yine. Sorulardan biri de oydu. Yani elbette bizim bu kura dokunmuyoruz ama artışıyla ilgili de gerekli adımlar Merkez Bankası'nın sorumluluğundadır yeri gelirse ifadesine. Bu mealen böyle bir açıklaması oldu. Dövizde biz bu dalgalanmayı bir süre sanki böyle bir savunma hattı vardı üzerine çıkmıyordu. Evet, hep bir yatay seyir vardı, yaprak kıpırdamıyordu. Ama sonra ciddi bir yükseliş gördük. Bundan sonrasına ilişkin bu açıklamalar size ne dedi? Şimdi yılbaşından bu yana Türk lirasındaki kayıp %28 civarında. Seçim sonrasında durur gibi oldu ve şu anda da seçim sonrasında bir artış oldu, ondan sonra durdu. Şu anda da yatay seyrettiğini görüyoruz aslında. Dolayısıyla bir kere şunu da söylemem gerekiyor, bir son noktaya işaret etmeden önce. Merkez Bankası'nın elindeki araçlardan bir tanesi de tabii ki piyasaya döviz satmak ve döviz almak. Sanki bu kullanılıyor gibi halen. Benim hissiyatım açıkçası o şekilde. Çünkü başka türlü dövize talebi durdurabilmek çok da fazla mümkün değil. Yurt dışından döviz, evet, 15 milyar dolar geldiğinden bahsetti. 15 milyar dolar rezervlerde bir eksi 60'dan eksi 45'e indiğinden bahsetti Sayın Erkan. Ama bu yeterli değil. Dolayısıyla açıklamanın o kısmı bana birazcık samimiyetten uzak gibi geldi. Peki, çok teşekkür ediyorum her iki konuğuma da. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Funda Başaran Yavaşlar ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu katıldığınız için çok teşekkürler. Sağ olunuz.